abi? Kurban olurum Allah'ım. Ne olur yardım et ya. Onları yokluklarda gösterme bize. Gizli bir tane daha gelmiş. Vay! Vay! Fazla çiz başı! Vay! 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 Seyfim sağ olasın. Allah razı olsun. Çetinim senden de Allah razı olsun kardeşim. Çocuklar iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Gel bakalım. Hoppa! İyi misin? İyiyim. Ha. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ver bir öpüş bakayım bundan. Sen de bakayım. Oh! Ulan sakallı. Anca burada saklan. İnsan gelir yardım eder be. Uy, izbandut izbaşı. Öyle deme. Burada tuz yumurtladım, tuz. Vallahi billahi kalbim duracaktı neredeyse. Bana burada bir şey olmadı ya. Daha da bir şey olmaz ha. Sen nasıl kalp temizleyeceksin Sokalli? Senin kalbin terste. Dokuz zannesin. Ne diyor ya? İleyim değil mi? Hadi çocuklar siz üşümeyin. Evet, siz içeri girin. Hadi arabaya. Tamam. Hadi bakalım. Teşekkürler. Hadi arabaya. Tamam mı? Aa, yüzbaşı çok meraktadırlar. Eyvallah. Yüzbaşı bozuk. Allah Allah. Allah Allah. Çok şükür. Yüzbaşım. Komutanım, Yörük de ben de iyiyiz. Markus'un kampına havaya uçurdu. Allah be! Allah be! Kaan Yüzbaşı ile Aydar Yüzbaşı. Allah'ıma bitirdiler işi. Allah'ıma bitirdiler. Helal olsun size be. Bu ne lan? Karargah merkezini tribüne çevirmiş. Disiplinsiz danalar. Ne biçim tim bu ya? Senin ne biçim timin var ya? Manyakların hepsi hareket merkezinde toplanmış ya. Sedat, ne oluyor oğlum aşağıda? Tamam, teşekkürler. Kaan ve Haydar Yüzbaşı kurtulmuş komutanım. Markus'un kampını da havaya uçurmuşlar. Ay kurtlarım benim. Dikkat! Komutanım, çocukların hepsi iyi sağ olsun. Seyfi tam zamanında yetişti. Ancak komutanım, Markus'un kampını havaya uçurduk. Fakat Markus kaçmayı başardı. Onu tam patlamadan önce kaçarken gördük komutanım. Eğer izin verirseniz peşinden gitmek istiyoruz. Hayır yüzbaşım. Siz vakit kaybetmeden bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarafına geçin. Önemli olan sizin ve çocukların kurtulmuş olması. Birazdan zaten Rum tarafının askerleri de bölgeye damlayacaktır. Onlarla asla karşı karşıya gelmemeniz gerekiyor. Komutanım, bakın Markus eğer... Yüzbaşım, General kurtarmış ben. Emredin komutanım. Allah'a şükür sağ salim bu işi atlattınız. Ve çok büyük bir başarı elde ettiniz. Bu örgütün en büyük kamplarından birini dağıttınız. Bu hem büyük bir başarı hem de onlara vurulmuş çok büyük bir darbe. Kısa zaman içinde de bu Markus alçağını ele geçiririz, merak etmeyin. Sadece şimdi emri dinle ve Rum tarafını hemen terk et.
Emredersiniz komutanım. Size alınlarınızdan öpüyorum. Sağ olun komutanım. Albayım. Emredin komutanım. Bu iki timi de yarın sabah eğitim alanında görmek istiyorum. Emredersiniz. Eksiksiz. Emredersiniz. Albayım. Acaba diyorum, bu eğitim alanında biz şey mi yapsak? Şöyle güzel bir mangal. Bu çok iyi bir fikir komiser. Hazırlıklara başlayabilirsiniz. Emredersiniz. Daha çocuklar. Türkler bu yaptıklarının hesabını verecekler. Verecekler! Ben de aramanı bekliyordum Markus. Geciktin. Seni de, adamlarını da kendi ellerimle öldüreceğim. Anladın mı beni, albay? Kendi ellerimle öldüreceğim. Markus'un gücü tükenmez. Bunu hala anlamadınız. Kampımı havaya uçurmanın bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Sen bize hiçbir şey yapamazsın Markus. Ne sen ne de senin tasmanı tutanlar karşımızda duramayacak. Aslında sana da gelecek. Hiç merak etme onu. Canın cehenneme soysuz köpek. Alo Velid. Sabah Türkiye'ye geçiyoruz. Hazırlıklarını yap. Kahretsin. Görürsün albay. Türkiye'de yapacaklarımı gördükten sonra bakalım benimle nasıl konuşacaksın. Size Markus'un kim olduğunu öğreteceğim. Markus'um ben. Markus! Gel. Komutanım Kobuz albay. Gel Kobuz. Komutanım, Markus nerede? Şaşırmadım. Ne o, yine tehditler mi savurdun? Evet komutanım. Belli ki bizim iki deli kurt onun damarına basmayı başarmış. Kimle dans ettiğini yeni anladı o. Yalnız bundan sonra daha sinsice davranacaktır. Onun için biz dikkatli olalım. İstihbarat işi sıkı tutsun. En olmadık yerde saçma sapan bir şekilde karşımıza çıkabilir. Öyle görünüyor komutanım. Ben çıkıyordum, beraber çıkalım. İyi akşamlar albayım. Sağ olun komutanım, size de. Komutanım, siz daha çıkmadınız mı komutanım? Doğan, Kobuz albay niye çıkmadı, niye odaya girdi? Kobuz albay göreve döndüğünden beri karargâhta kalıyor komutanım. Müsaadenizle komutanım.
Sağ olasın babalar. Yörük. Sen nasıl teneke ağızlı bir adamsın ya? Teneke ağızlı. Ne yapayım babalar? At ağızlı olsam daha mı iyi? Çete baba. Demek ki sen Bahar yengenin kuzenisin ha? Allah'a benziyorsun biliyor musun? Sağ ol abi. Teo, nerede benziyor? Valla ben hiç benzetemedim. Ya benim Bahar'ım böyle mi sanki? Ay kurban olayım ben ona ha. Bahar'ın öyle güzel gözleri var ki. Vallahi ataşa düşse böyle ataş yana. Ben ona kurban... Bu Çetin kardeşim dedi ki Seyfi abi ben de geleyim. Önce dedim yok. Dedi abi vallahi bak geleyim işine yararım bak şeye lazım olurum dedi. Vallahi ben de dedim ki tamam. Yani çok cesurdur ha gönüllü geldi kendisi sağ olsun. Hadi Çetin sen çocukları arabaya bindir. Tamam abi. Hadi kurban olayım ben sana. Hadi başla. Ufacık çocuğu işine alet etmişsin sakallı. Halbuki var ya, sakalları kessen 15 gösterirsin ha. He. He. Ne var la? Valla. Bir bakayım. Bak. Atası. Valla doğru söylüyorsun ha. Sakallar biraz olgun gösteriyor sanki ya. Kessem mi acaba? Ama alışmışım o öyle şey. Çocukların kağıtları hazır. Yola çıkabilirsiniz. Madem öyle. Tamam o zaman. Bütün adresler burada herhalde. Seyfo, çocukları ailelerine ulaştırınca haber edersin, oldu mu? Emredersin komutanım. Vallahi çocuklar önce Allah'a sonra bana emanet. Eyvallah. Aynen sakallı. Dikkatli olmak. Hadi görüşürüz. Hadi yolun açık olsun. Çok sağ olasın. Kurtaracağımızı biliyordum. Sizi hiç unutmayacağım. Biz de seni hiç unutmayacağız bir tanem. Bak sen çok cesur bir kız. Hep öyle kal, tamam mı? Tamam. Tamam. Aferin sana. Gel bakalım. Teşekkür ederim. Rica edersin. Öpücükler bakalım. Buradan da. Hadi dikkat et kendine, tamam mı? Tamam. Hadi koş herhalde. Hadi hoşça kal. Ay cimcim be, kutlu be senin o yüreğine. Hadi tamam hadi. Görüşürüz komutanım, kendinize iyi bakın. Bozok baba. Kıbrıs'ta yerine getirilmesi gereken son bir görevimiz kaldı. Onu da yarın halledip buradan gidelim. Hadi bakalım. Koksunu ver oğla, kahramanlıktan alır. Kahramanlık demek, Mehmetçik demektir. Arz ederim.
Osmanlı'ya ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyorum. Böyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.